Engelliler Haftası'nda Sayın İstanbul Milletvekilimiz Serkan Bayram bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz. Engelliler Haftası'nda birçok açıklamalar yapıldı ama biz biliyoruz ki sizin Engelliler Haftası için ve sonrası için özel açıklamalarınız, özel detaylar var. Onları hemen sizden almak isteriz. Tabii 10-16 Mayıs Engelliler Haftası, Farkındalık Haftası. Türkiye'mizde 10 milyon civarında engellimiz var. Ailesiyle beraber 40 milyona tekabül eder. Toplumun yarısını bu konudan direkt etkileniyor. Diğer yarısı da dolaylı etkilenir. Tabii çok güzel işler yapıldı son 20 yılda. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde sessiz devrim gerçekleşti. Engelli kardeşimiz öğretmen olamıyordu. Oldu işte memurlar, rehabilitasyon merkezleri, bakım aylıkları. Çok yol kat ettik. İnşallah daha güzellerini de yeni dönemde yapmayı Allah nasip eder. Peki onlardan nasıl ilgiler var? Onların talepleri neler özellikle? Tabii bir koordinasyon noktasında hızlı karar alma önemlidir. Engelliler Genel Müdürlüğü Aile Bakanlığımıza bağlı. Sağ olsun Aile Bakanlığımız, Genel Müdürlerimiz bugüne kadar çok güzel hizmetler ettiler. Ben teşekkür ediyorum. Ama Engelliler Genel Müdürlüğü bu elbise, bu vücuda artık dar geliyor. Çünkü engelli kardeşimizin sporla ilgili şey sorun oluyor, spor bakanlığı. İşte engellinin rapor sorunu oluyor, sağlık bakanlığı. ÖTV ile ilgili sorunlar oluyor, araç almada yaşanan sıkıntılar, maliye bakanlığı. Öğretmenleri, engelli öğretmenin sorunları, eğitim bakanlığı. Neticede bu koordinasyonun hızlı yapılabilmesi açısından ve sessiz devremin olması açısından Türkiye yüzüne de yakışan engelliler bakanlığının kurulması gerektiğini düşünüyorum hızlı karar alabilme açısından. Biliyorsun engelliler hakim olamıyordu. Değiştirdik. Şimdi engelli kardeşlerim hakim oluyor. Yakında basında inşallah onları da göreceğiz hep beraber. Engelli valimiz olsun istiyorum. Engelli büyükelçimiz olsun. Engelli bakanımız olsun. Yani kimse engelliden dolayı geri kalmamasın. Bu tabuların da hızlı bir şekilde yıkılmasını engelli camiası bekliyor. İnşallah yeni Türkiye yüzünde engelliler bakanlığı, engelli bakanlığı, vali, büyükelçiyi de aralarında görürlerse Türkiye'mizde çok daha mutlu olacaktır yani engelli camiası. Bir seçim sürecindeyiz ve seçim sonrasında neler yapılması planlanıyor bu anlamda? Yani mesela bakın bu seçimde ilk defa görme engellilerimiz kendi başına oy kullanıyorlar. Geçmişte görme engelli kardeşimiz oy kullanacakken refakatçiyle kullanabiliyor. Tek başına kullanamıyordu sandığa gidiyor. İnsanlık onuruna da aykırı, rahatsız oluyorlardı. Yüksek Seçim Kurulu kanunlarında düzenlemeler seçim kanunlarında yapılırken bu dönemde biz de bunu gündeme getirdik. Sağ olsun bütün partiler de destek verdi. Artık görme engelli kardeşim ister refakatçiyle isterse kendi başına şablonla oyunu kullanabilir. Bu seçimde de uygulandı. Tabii o şablon uzun yapıldı, edildi, pusulalar uzun. Bir orada bir eksiklik gördüm. Alfabe işlenmesi lazım engellilere uygun o şablon üzerine. İnşallah yeni seçimlerde onlar da işlenmiş olur. Neticede engelliler her alanda olmalı. Kimse engelliden dolayı geri kalmamalı. Asıl konu bu. Liyakati varsa, basireti varsa, çalışkanlığı varsa diğer konular teferruattır. Devlet elle ayakla yönetilmiyor. Devlet gönülle, düşünceyle, kalple, sevgiyle, aşkla yönetiliyor. Bu olduktan sonra sorun yok. Aşk ile çalışan yorulmaz. Peki bu konuda şöyle ki en ücra köyümüze kadar ulaşmamız gerekiyor bazen. Onların adreslerini bilmemiz gerekiyor. Bir deprem felaket olduğunda, afet olduğunda bile bu tür koordinasyonu, iletişimi nasıl sağlıyorsunuz? Son depremde de yaşadık. Allah göstermesin bir sürü sıkıntılar oldu. Can kaybımız oldu, yaralarımız var, engelli, ampute kalan kardeşlerimiz var. Yetişmeye çalışıyoruz. Bunun koordinasyon ağı bakanlık bünyesinde var, genel müdürlük bünyesinde. Zaten her ilçede kaymakamlıklar da vardır, aile, il, sosyal il müdürlüklerinde. Bunlarla ilgili kayıtlar mevcuttur yani engelliler noktasında. Tabii hızlıca entegre olunabiliyor ama tabii bazen fiili imkansızlıklar oluyor işte. Yani son depremde 11 ilde olunca anında her yere ulaşılamayabildi yani. Ama zamanla bunlar hep telafi olacaktır inşallah. Peki tekrardan seçimin sonrasına dönecek olursak, Türkiye yüzyılına bir engelli bakanlığı da kurulması söz konusuyken, bu konuda çalışmalar ne aşamada? Şimdi şöyle, sağdan engelli kardeşimin bu noktada çok talebi var. Bu koordinasyonun sağlanması noktasında, hızlı karar alma noktasında
önem arz ediyor. Çünkü bakanlık olduğunda bütçen oluyor, personelin oluyor. Yani Aile Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz, Engel Ergen'in çok büyük hizmet etti bugüne kadar. Hepsi Allah razı olsun. Ama bütçen personel olduğu zaman çok daha hızlı karar alınabilirsin. Artık bu gömlek, bu vücuda dar geliyor demiştim. Bununla ilgili çeşitli platformlar hep gündeme geldi. Bunu diğer bütün partiler hemen hemen söylüyor. Hatta bir cumhurbaşkanı adayı, ben engelli cumhurbaşkan yardımcısı yapacağım dedi. Sinan Organ geçen öyle bir açıklaması var. Hı-hı. Güzel bir şey. Engelliler Türkiye ittifakıdır. Avcılar Belediye Başkanı engellidir, CHP'dendir. Turan'la biz çalıştık beraber de federasyonda. Çalışkan bir kardeşimizdir. Yani önemli olan yapılsın, edilsin, temsiliyetleri artsın. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız her daim bize bu konuda destek oldu. Sessiz devrim gerçekleşti. Engelli Aile Bakan Yardımcısı atandı. Bunlar güzel, pozitif gelişmeler. Koordinasyon ve hızlı aksiyon açısından bakanlığın kurulması noktasında talepleri var. Türkiye yüzüne de yakışan budur. Yani ben çok değer katacağını düşünüyorum. Bu konuşuldu çokça. Bir de bu bir süreç alabilir, belli bir zaman alabilir noktasında olursa da iklim değişikliği ismi Çevre Bakanlığı'na eklendi ya, o şekilde engelli ismi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na eklenerek daha öne çıkarılıp engelliler çıkarabilir. Altında da genel müdürlük değil, başkanlık olur. Daha güçlü bir yapı olur. Olması gereken de budur. Çünkü ben Türkiye numaramı dağıtan bir vekilim. 0532 271 76 24. Her yerde vardır. Çevirdiğimiz hayat. Bunu da herkes yapmaz bu arada. Bir tanesi filminde, sinemada şu anda 1 Haziran'da Netflix'te bütün dünyaya bu numara dağılıyor. Filmde de dağıtıyorum. Türkiye'ye dağıtıyorum. 50 milyondan fazla görüntülenme vardır. Yani benim yaptığım şu anda benden önce kim yapmış, benden sonra kim yapacak? Kimden ne eksim var? Kimden ne eksim var? Kimse kusura bakmasın yani. Allah akıl vermiş, fikir vermiş, mücadele vermişse hakkı teslim etmek vesile olanlara düşmesi lazım. Siyaset umuttur, umut vereceksin. Buğday tanesi bir umuttur, 10 milyon engellimiz. Hakim olamadık, şimdi geldik yasayı değiştirdik, şimdi engelli kardeşim hakim oluyor. Kötü mü oldu? İyi oluyor. Kaç tane yüreğe dokunuyorsun? 10 milyon insan orada kendini buluyor, umut oluyorsun. O engelli olmayan için empati oluyor. Bakın bu dönem, bu filmin ne artısı oldu biliyor musunuz? Engelli aday adaylı başvurulanda hemen hemen bütün partilerde patlama yaşandı. Niye? Baktık Serkan Bayram milletvekili beni aradı bir tanesi filmden sonra. Serkan abi dedi, ben dedi 17 yaşındayım, bacağım 3 santim kısa, beni milletvekili yapar mısın? O hayali yaşıyor. Ne güzel bir şey ya, umut. Belki bu filmi izlemeden önce belki odasından bile çıkamayan bir engelli vatandaşımızdı. Şu anda rekora koşuyor bütün dünyada. Film işte Frankfurt'a gidiyoruz 14 Haziran'da, 7-8'de Fransa'ya gidiyoruz. Ondan sonra Azerbaycan var, sonra sonbaharda Hollywood'a gidiyoruz. 1 Haziran Netflix'te yayına başlıyor. Şu anda fragmanı dönüyor. Yine Türk Hava Yolları'nda gösteriliyor. Yüksek hızlı trende gösteriliyor. Deprem bölgesinde gezici tırlarda depremzede kardeşlerimize gösteriliyor. Yani tutunma, umut. İnsanlar umut olabilmek kadar güzel bir şey var. Ne güzel değil mi? Ve her şeyi yaparsan, her şeyi dersen. Önemli olan insana yatırım. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Binalar yaparsın, belli bir ömrü var. Ama insanı umut yaşartmak ve yaşamak o nesilden nesile. O yüzden buğday tanesi gibi filizlenmek lazım. Buğday tanesi yere düşüne değil vazgeçine kaybeden diyoruz ya. O yüzden vazgeçmeyeceksin. Buğday tanesi diyoruz. Bir tanesi milyonların sesi, milyonların hikayesi. Topluma umut olup güzelce insanlarımıza da siyasetin temeli de budur. Umut olabilmek. İnsanların yüzündeki tebessüm mutluluğu artırabilirsen siyaset güzeldir. Yoksa olmasın. Ben de öyle vekil de olmak istemem zaten. Sayın Vekilim, son olarak şunu da sormak istiyorum. Az önce sağlıktan bahsettik, eğitimden bahsettik. Bir de psikolojik olarak bakanlık kurulursa ve sonrasında psikologlarla bir araya gelip böyle bir çalışmalar var mı? Çok büyük atılım olur. Ben size söyleyeyim. Türk demokrasi açısından atılım olur. Türk siyasetinde bir ilk olur. Herkes ayıkta alkışlar. Çünkü bu partiler üstü bir durum. Herkes, bak bütün hakimlik yasanın değişmesinde bütün partiye destek olmuştur. Ben bütün parti genel başkanına teşekkür ediyorum, vekillerimize. 2005 yılında engelliler yasasında bütün partiler, vekiller destek olmuştur. Görme engellilerimizin oy kullanmasında bütün partiler, engelliler destek olmuştur. Mecliste öyle konsensüs her yasayı çıkaramazsın. Bu engelliler Türkiye İttifakı'nın göstergesidir. Bunların kurulması, edilmesi Türkiye'de çığır açacaktır. Kimsenin kimseden aşağı kalır bir yanı yok. Faydalı olmak açısından önem arz eder. Ve bunun
sosyolojik ve psikolojik etkisi çok büyük olur. Daha çok umutlanırlar, daha çok kendilerine gelirler, daha çok hayaller kurarlar, daha çok da işleri hızlı bir şekilde yürür. Ben ve bizim camiamızın en büyük talebidir. Bu benim partime nasip olsun istedim. Bugüne kadar hep söyledim. Yakışan da budur. Türkiye yüzünden yakışan da budur. Ha, bu bir gün kurulacaktır. Bundan adım Serkan gibi eminim. Ama sessiz devrimi gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işi taşlandırarak bu dönemde kurulması, Türkiye yüzünde kurulması hepimizi mutlu edecektir. Ben bunu söylüyorum. Ve ülkemize hayırlar getirecektir. Topluma umut olacaktır. Siyaset kısmını geçelim. Ama dua, dua, dua. İnsan, insan, insan. Onur, onur, onur. Bu çok önemli. Ve bir şey daha söylüyorum. Böyle bir şey kurulduğu zaman biz faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. İleride başka bir siyasi iktidar geldiği zaman yıllar sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra da hiçbir siyasi iktidar bunu kaldırmayı, ismini değiştirmeye dahi tenezzül edemez. Ne olacak? Kökten sorunu çözmüş olacağız. Amaç budur. Tabii yani. Yani odur ki diyor, adam odur ki eseri kalır. Adam odur ki işte başka bir şey kalır. Yani bizim derdimiz eser bırakmak, miras bırakmak, güzel anılmak. Niyetimiz bu. Hayır. Akıbette hayır olur. İnşallah Türkiye yüzyılına kısmet olur. Bizlere yakışan da budur yani.